Hastalık derecesinde şişmanlığın cerrahi tedavisinde ilk uygulamalar açık ameliyat olarak yapılıyordu. Açık ameliyatta zaten geniş bir karın ve kalın bir karın duvarı olduğu için ameliyatlarda büyük bir kesi yapılmakta. Ameliyat sırasında cerrah için, ameliyat sonrasında da hasta için birçok zorluklar yaşanmaktaydı. Laparoskopik cerrahinin uygulamaya girmesiyle daha fazla sayıda hastaya daha konforlu şekilde obezite ameliyatları uygulanabilmeye başladı. Kapalı ameliyatların bugünkü ulaştığı son nokta olan robotik cerrahi obezite ameliyatlarında da uygulanmaya başlanmasıyla hastalar için daha büyük rahatlıklar sağlandı. Nedir bunlar? Hastanın karnında aynı laparoskopik cerrahinin, klasik laparoskopik cerrahi uygulamalarında olduğu gibi geniş bir kefi yerine birkaç küçük kefi yapılıyor ve robota bağlanmış olan aletler bu küçük kefilerden karın içine giriyor. Robotun hareketleri ayarlandığı için karın duvarında hasar laparoskopik cerrahiyle kıyaslandığında daha az olmakta. Ayrıca 3 boyutlu görüntü sayesinde organlara ve dokulara daha az hasar meydana gelerek cerrah için konforlu bir ameliyat ortamı sağlanmaktadır. Obezite ameliyatlarından kelepçe olarak bilinen ayarlanabilir gastrik bant ameliyatı, tüp mide ameliyatı ve gastrik bypass ameliyatlarının tümü robotik yöntemle de uygulanabilmektedir.